Var. Konuş. Öyle mi? Konuşacaklarım ben var. Ne? Gökhan. Aa, siz de şampiyonlarınızı anlatacaksınız bu arada. O zaman benim şampiyonum bunlar, çocuktu o zaman. Değil mi? Çocuk. Yaş farkımız var mı o kadar? Var var. Bayağı var. Farkımız var. Gökhan'dan gerçi 10 sene hemen hemen daha. Şey, senden 10 sene, 8 sene. Ya, Gökhan'ı seni de dinleyelim. Gökhan. Ben 92 olumsuz depreminde Erzincan'daki o büyük acıdan sonra Almanya'ya geldim. Annem babamı orada, ailemi orada bırakıp geldim. 17 yaşımda geldim. Heves farklıydı, okumaktı. Burada okuyup ille hayalimde böyle şey vardı. Olmadı, ekonomik şartlar herkesin galiba yaşayacağı olaylar yalnız gelince. Kısa dönem sonra evliliğim oldu. Aşağı yukarı 22 yıldır da evliyim. Evlendim 95 yılında. 2000 yılında olumsuz bir kaza yaşadım. Hayat şartları o günden sonra benim için değişti. Tekrar psikolojim hani yerine gelsin diye, biraz daha rahatlayayım diye spora başladım. 24 yaşındaydım. O şekilde spor hayatıma girdi. Yani öyle bir planlı bir şey değildi. Hiçbir şey yoktu ama ben Fırat abi biraz önce söyledi. O Rocky filmlerinden etkilenerek başlamış. Hepimizin çoğunun anısı vardır. Ben Almanya'ya ilk geldiğimde 2000 yılında falan, ben o zaman Fırat abinin ismini duymuştum. Bizim yani Türk bir sporcunun böyle olması, o da benim için bir ayrı bir şeydi. Ben o günden beri takip ediyorum. 2010 yılında ben dünya şampiyonu olacağı tanışma şansım oldu kendisiyle. Ben de öyle başladım. Yani Fırat abi boks yapıyor. Yani küçük bir salonda ben de eldivenleri giydik. Antrenmana başladım. 2000 yılında başladım. Hiç aralıksız maddi imkanların el verdiği için kendim çabalarımla bazı şeyler yaptım. 2013 yılına kadar son kemerimi de sağ olsun Fırat abinin elinden alma şansım oldu. O ringde geldi verdi. O şekilde başladık. Yani hiçbir plan yoktu. Sporcu olacağım diye bir şey yoktu. Güzel bir işim vardı. Çalışıyordum. Amacım okumaktı ama olmadı. Almanya'ya gelince ekonomik şartlar, her istediğini uygulayamıyorsun. Tabii. O bizi öyle yaptı. Okumak veya yapmak istediğim şeyi 2011 yılında başarabildim. Okudum, okul diplomamı aldım ama dediğim gibi biraz 35 yaşına kadar beklemek zorunda kaldı bende de. Bunların hepsini yengeme borçludur. Evet. Şu yengem olmasa var ya, çok başarılıdır o. Gerçekten diyorum. Çok zeki yengem. Çok mütevazı. Sağ olsun. Allah mutluluklarını daim ettirsin. İlle ki başarılı bir bayan, vardır, kadın vardır, eşi vardır. Kadın vardır, evet. Şimdi yani bu akşam burada biliyorsun Avrupa. Dünya şampiyonu, Avrupa diyorum. Avrupa'da olsun, Türkiye'mizde olsun. Türkiye'mizden diyorum destek bekliyoruz bu kardeşlerimi. Çok kardeşlerimiz var. Bunların müsabakalarına Türkiye'mizden de biz destek bekliyoruz. Almanya'dan, Avrupa'dan değil. Türkiye'mizde el atsın. Buna da tekrar, Spor Bakanlığımız el atsın lütfen. İleriki zaman tekrar bir yön verelim. Kerem abi aslında şöyle yani. Buradaki insanlar artık şundan bıktı ya. Yani burada hani hiçbir siyasi şey değil. Hani zaten bizim programımızda öyle bir şey yok da. Yani sadece buradaki insanlar bir oy kuklası olarak kullanılmasın. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki başarılı insanlarımızın maçları, yaptıkları da Türkiye ekranlarında yerini bulsun. Ya şimdi hani biz burada sadece gelip bunlar üstün gayretleriyle, hayalleriyle belli noktalara gelmiş çok büyük değerler. Avrupa'da, dünyada. Ama bakıyorsunuz bizim boks federasyonumuz işte böyle bir büyük şampiyona sahip çıkamıyor. İşin kötü tarafı bu. Ya da Fırat abinin maçlarını burada Alman kanalları çok büyük bedellerle yayınlarken bizim Türk kanallarının kaç para vereceksiniz demesi zaten bir trajik, komik bir hikaye. Bunlar gerçekten gurur, incitici şeyler ya. Ben onun için ben kendisine söyledim. Biz Avrupa'da yaşayan Türklere de Türkiye'mizin de sahip çıkmasını istiyoruz. Ya hani tabii gelip ki bizden o isteyebiliyorlar. Bize hani değil mi? Özellikle seçim zamanı o isteniyor ama gerçekten bizim Türkiye ihtiyacımız olduğu zaman, Türkiye'de yaşayan büyüklerimize ihtiyacımız olduğu zamanları bize sahip çıkılmıyor. Ben de bunu burada gündeme getirmek istiyorum. Şunu da ilave edeyim Emine. Numan Kurtulmuş Sayın Bakanım, değerli hemşerim. İnşallah biz Fırat abinin maçını TRT'de yayınlatacağız. Efendim çalışmalarına başladık. Bir ilki de biz yapacağız. İnşallah. Vallahi isterse 10 kere Türkiye'ye gitmek gelmek şahsıma düşsün, gideceğim geleceğim. Bu da artık bizim için bir gurur, bir onur durumu. O maç o TRT'de
Ya, hani diyor ya adam, o kedi buraya gelecek diyor ya. O maç yayınlanacak. Ya şimdi abi, hangi kanal abi, o önemli değil. Abi şimdi, önemli ya. Yok şimdi şöyle. Ya, tabii ben, seride, ya biz... Yani hangi sporcu İstiklal Marşı'nı abi çaldık diyor. Önemli. Bunlar önemli Kenan abi. Ya zaten şimdi şöyle olur. Yani olay kanal tabii ki olacak. Yani biz devletimiz arkalarında dursun. Avrupa'daki gençlerimize değer versin. Olay şu. Biz şimdi gençler yani bugün Fırat Arslan 19 senedir ringlerde çanı bağısına. Yani bunu yapıyor, bu bir aşktır. Biz nasıl ki kemençe çalıyoruz, biz aşktır bizim için. Spor da öyledir. Ama şimdi Fırat Arslan'ın veyahut da Gökhan Arslan'ın görüşleri ne biliyor musun Güngör? Peki bunun bazıları farkına varamıyor. Gökhan kardeşimin kaç tane talebesi var biliyor musun daha? 8-9 yaşında çocuklarımız. Yani bunlar gençlerimize öne yak. Yani spor bugün saygıdır. Hele dövüş sporları saygıdır dünyada. Futbol gibi değil. Bak futbol da tamam spordur. Ama dövüş sporu, dövüş sporu gerçekten dünyada en saygılı olan bir spordur. Sert olmasına rağmen en... Dövüşürsün ve sonunda sarılıp barışırsın. Ben izledim o zaman, birbirlerini dövüyorlar ondan şimdi, sonra. Kardeşimiz olmamış gibi sarılıp gidiyorlar ya. Fırat Aslan'ın... Biz olsak var ya, biz kapının önünde bekleriz abi, buradan geçecek. Bu akşam bunun işi bitecek bizim deriz. Bizim mahalleden yani geçecek. Şimdi evet, burada mesela Fırat Aslan'ın bugün... Duydunuz efendim. Niye uğurlu olmasın? Tamam. Niye yanında bunun 100-200 tane talebesi olmasın? Ben bunu demek istiyorum. Yani Fırat Aslan bugün... Tamam. Zirveye oturmuş, yerleşmiş. Yeri belli. Ya dünyada üçüncü sırada ne demek abi? Ya. Şimdi yani Gökhan'ın dünyada rahat biz. Yani üçüncü sırada olan bir boksörümüzden bahsediyoruz. Kenan abi. Devletimizden öyle diyoruz. Şöyle bir müzik alalım. Hadi abi bir müzik alalım. Şu Emre'yi bir karşılamasın sen abi. Kurban. Ya. Şey yapacağız ya. Bak. Baktım bu dünyayı da düşer. Karşılamam yok Kenan Bey. Bak karşılama istiyor. Ben Giresunluyum, ben karşılama oynamadan duramam. Ama şey olsun, horon tamam olsun bugün. Horon mu olsun, tamam hadi horondan bakalım. Horondan başlayın, herkes oynasın. Karşılama efendim alkışlayalım Kenan Yılmaz'ı, Kenan abimizi. O da burada, kemençemizin üstadı. Kemençe sanatımızı, kültürümüzü Avrupa'da gençlere aşılayan davulu, çok... Davulu, zurnası, kemençesi, tabii, sazı hepsi. Tulumu, hepsi. Buradan Şenol Recep'e de selam olsun. 7-8 gelme be. Hadi bakalım. Karşılama mı? Şu horon yapalım. Nereye gittiniz? Horon mu olsun? Zayıflamak için kostenlose terapi. Almanca'yı lahana gibi yedim. Yani Türkçesi bedava zayıflamak anlamına geliyor. Gel Mehmet'im şöyle bir. 138. Geliyor Gökhan Arslan burada Erzincan'dan geliyor. Ay yıldızlı bayrağı Avrupa'da deli. Ay yıldızlı bayrağı Avrupa'da sallı. Gel gidelim gidelim bunların imanına. Gel gidelim gidelim bunların imanın. Ne olursun Türkiye'm kurbanım imanın. Ne olursun Türkiye gel gel. Sana değilim sana. Oy gidi Gökhan Arslan. Sana değilim sana. İzmir'in köpesini yiyip yakışsam san. Zonguldak kömürünü kırıl olsam dayan. Oy Erzincan Erzincan dağların baharlıdır. Oy Erzincan Erzincan dağların baharlıdır. Zonguldak Karadeniz Ereğli'nin beri. Zonguldak Karadeniz. Ulen gel. Çeki Murat bağladım kollarını. Oy gidi Çeki Murat bağladım kollarını. Sana Türk'ü değilim astım kulakları. Sana Türk'ü değilim astım kulakları. Atacağım bir mermi Trabzon'un suyuna. Atı bizi Allah'ım Mannheim'un kıyın. Atı bizi Allah'ım bu hastanın kıyına.
çalarım. Oy araba araba çalmasın kornalarım. Kazı ande peşurdur köftelerin yalar. Kazı ande peşurdur köftelerin yalar. Horon ne derim korum bakın ayaklarım. Trabzon hamsesini yaktın yuvalarım. Trabzon hamsesini yaktın yuvalarım. Trabzon hamsesini yaktın yuvalarım. O ne? O ne? O ne? Benden değil o. Abi arkadan tren mi geçiyor ya? Leyla. Şimdi benim dürgülerim... Fez Hanım ne kadar var reklama? İyi. İki el kalktı. Fırat, 10 dakika. Fırat, az önce farkındaysanız ben yanınıza geleyim. Benim yolum burada güzel, otoban gibi. Şimdi Kenan Yılmaz'ın bir huyu var. Ben dürgü söylediğim zaman, kemence çalıp dürgü söylediğim zaman... Şu çaldığım eser piyasada olan eser. Ama sözler bu an Kenan'a aittir. Ben böyle çalarım i̇lk sana. İlk sakalına. Sözler evet yazıldığı gibi. Gerisi Kenan Benim Bey'in bu kendi anlık. Eseri. Şimdi yarın de bana programda ne okudun yemin ediyorum çok zor. Bir daha bunu söyleme. Böyle çıkar. Aşıklama. Aynı aşıklamalar gibi. Bizim ozanlar gibi. Evet, ozan. Evet bak Andebi kattım. Evet. Ereğlimizi kattım. Erzincan'ımızı kattım. Çeki burada takıldım. Saygılar sunuyorum ne demek. Ne alıyoruz şimdi? Bizim bir konuğumuz daha yok muydu? Kim? Bizi böyle güzelleştirecek biri. Kozmetik Emi'yi alacağız. Alalım mı şimdi? Emine Hanım alalım mı isterseniz? Efendim? Heyecanı yatıştı mı acaba? Emi kozmetiği alalım. Evet. Ya kahvesini alsın gelsin biz içeriz. Heyecanlanır diye ben biraz ona zaman ayırdım. Gel. Efendim alkışlayalım Emine Hanım'ı. Güzeller güzeli. Orada mı konuşacaksınız, böyle, burada mı? Böyle alayım ben, Emi'ciğim. Olur, gel. Tamam, o mikrofonu Fırat'cığım bir verelim Emine Hanım'a. Ben, alın, buyur Emine Hanım. İki Emi yan şimdiki, yana. İki Emi ne mi olmuş? Abi, yak Emi kozmetik, Emi Blumen gibi. Ama o da Emine, ben de Emine'yim. Emi de, mikrofonu ben kullanmayayım. Sen versene Emine'ye. Sana verim. Emi kozmetik, burası bizim kozmetik şampiyonumuz. Şampiyonlarımızın sponsoru. Hatta ben kendisine teklif etmedim. Emine Hanım kendisine teklif ettik. Yani. Dedi ki şampiyonlarımızın dedi sponsoru ben olmak istiyorum dedi. Kendisine teşekkür ediyorum. Emine belki kendisini anlatmak ister mi? Kim? Ben Emine Doğan, Gaziantep'liyim. 10 yıl küsür senedir Mannheim'da yaşıyorum. 3 seneden beri de kosmetik işiyle uğraşıyorum. Fach und Bühnen Kosmetologi öğrendim. Şimdi kendi salonum var. Emine Hanım da sağ olsun ilk açtığım günden beri sürekli desteğini hiçbir zaman eksik etmedi. Emine ben çok de kendisine başarılı. Çok çok teşekkür Emi ederim. Emi çok başarılı, çok da başarılı, çok da güzel yerlere gelecek. Ben bunu ilk gördüğüm çok zaman dedim Emi sen çok başarılı olacaksın. Sen de çok mükemmel bir insansın. Biz iltifat ediyoruz bunu da. Eğer bayanlar güzel olmak istiyorsa, yani güzeller zaten de daha da güzel olmak istiyorlarsa Emi kozmetiğe gelsinler. Mannheim'da yeri var. Bakın benden belli, doğru değil mi? Bak evet, güzelliğime kesinlikle. Güzellik kattı. Bir daha yaklaşayım kameraya. Her zaman. Güzel miyim? Oh, i̇şte oh, bu Emi kozmetiğin güzelliği. Ederim. Kendisi de güzel. Biz de güzelleştiriyor. İnşallah gelecek hafta Emi Kosmeti'ye daha fazla zaman ayıracağız. İnşallah. Kendisine teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Herkesi bekliyorum. Mannheim'dayım. Güzelleşmek isteyen herkese kapım açık. Uğrayabilirler değil mi? Kesinlikle. Sana da her şey için çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Emi Hanımlar. Emi'ciğim istersen buyur gel bizimle otur istersen. Yok, çok teşekkür ederim. Emi Hanımlar şöyle diyebilir miyiz? Ben daha alacağım. Şöyle diyebilir miyiz efendim? Ha, bir tek bayanlara değil, bunu da ekleyelim. Hani kirpiği kaşı sıkıntı olanlara, hani her kula kıl tekniği yani. Ama sadece bayanlara Niye değil. Niye gülüyorsun? Değil mi? Sadece bayanlara değil, erkekler de bakın. Birisi Murat'ın fişini çeksin arkadaşlar. Erkekler de artık bakımlarına değer veriyorlar, dikkat ediyorlar. Emi kozmetiğe sadece bayanlar değil. Herkes gelebilir. Kendisi hakkında bilgi almak isteyenler internet sayfamız var, Facebook sayfamız var. Ben de gideceğim zaten. Benim kaşlarımı Taylandlılar mahvetti. Evet. Benim hanım sayesinde sağ olsun. 7 senedir gece yatakta böyle gözlükle yatıyorum. Hani yani gündüz yaşıyoruz da gece görenler bari biraz korkmasın diye. Kesinlikle
İnşallah Emine Hanım. İnşallah en kısa zamanda yine. Çok teşekkür ederim. Bak çok böyle anlattın. Bedava değil mi Emine Hanım? Bedava. Ben çok anlattın. Ben sık gidiyorum zaten Emi Kozmetik. Güzelliğimi kendisine borçluyum. Zaten çok güzel bir bayan. Teşekkür ederim. Güngör Türk'ü mü alıyoruz? Evet efendim. Türk'ü alıyoruz. Türk'ü alıyoruz. Biliyorsunuz Kenan abi eğlendiriyor. Biz hüzünlendiriyoruz. Şimdi bütün babalara gelsin. Özellikle zaten çok istiyor. Kenan abinin de çok sevdiği bir eser. Seni yine yatırayım bir yerlere. Sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla hey. Bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla hey. Cebinde yok parası, bafradı cigarası, yüreğinde bir yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işi maaşı var. Bu adam benim babam hey. Ağlama benim babam, ağlaman açar babam. Kara gün geçer babam hey. Bir kapıyı kapayan gene açar babam. Allah büyüktür babam hey. Ağlama benim babam, ağlama açar babam. Kara gün geçer babam hey, hey. Bir kapıyı kapayan gene açar babam. Bu adam benim babam hey. Babam derdi dağlardan büyük, ne çare beli bükük hey. Ah bu adam benim babam, derdi dağlardan büyük, ne çare beli bükük hey. Bir gün olsun gülmemiş, gözyaşını silmemiş, gözyaşını silmemiş hey. Bir lokma ekmek için kimse eğilmemiş. Bu adam benim babam hey. Ağlama benim babam, ağlaman açar babam. Kara gün geçer babam hey. Bir kapıyı kapayan gene açar babam. Bu adam benim babam hey. Ağlama benim babam, ağlaman açar babam. Kara gün geçer babam hey. Bir kapıyı kapayan gene açar babam. Bu adam benim babam hey. Ağlama benim babam, ağlaman açar babam.
kara gün geçer babam. Bir kapıyı kapayan gene açar babam. Bu adam senin baban. Eyvallah, oğlum burada ona gösterdim. Bu adam da senin baban dedim yani. O da boksör. Gökhan biliyorsunuz. Gördüm, yani. Resimlerini takip ettim. Daha dün başladı, iki tane Alman indirdi aşağı yani. Dedim oğlum yavaş git, 19 sene beklemiş adam. Sen böyle acele etme. O bir an önce kemere ulaşmanın çabasında. O benim kemerim aldı geldi. Olsun. Evet efendim, şampiyonlarımızı dinleyelim. Peki Fırat'cığım, seni en çok etkileyen maç ya da tedirgin eden maç oldu mu ya? Ya muhakkak ki değil mi? Bak çok açık ve net soruyorum. Kendi maçlarımdan mı şimdi? Kendi maçlarından tabii ki. Kendi maçlarımdan tabii ki benim için en önemli maç dünya şampiyonu olduğum yılında 2007 yılında Virgil ile Amerikalı 20 sene boyunca dünya şampiyonu olan adam Almanların Henry Maskes'ini tek olarak yenen adama karşı kemeri almam benim için en yani. Bir de o boksörün Hollywood'da yıldızı vardı. Söktürdün değil mi onu? Söktürmem. Çok büyük bir şampiyon yok, benim yok, için. Yok demedim. Yani... Hani böyle hani bizim yöremizde bir laf var. Ya belli benzer bir adam işte canım ne olacak. Hani öyle bir tabir vardır. Hani öyle bir insan değil yani. Sıradan değil mi? Adam sıradan değil. Bir adam değil. Yok, yok, adam, yani onu anlatmaya adam, çalışıyorum. Tabii ki yani adama yıldız vermişler. Adam dünya rekorunu kırdı aslında ben. İşte 2014 yılında Juan Pablo Hernández'e karşı tekrar dünya şampiyonu olmuştum. 2-1 puan hakem kararıyla maçı Kübalı'ya verdiler. Alman spikeri de Henry Maske profesyonel dünya şampiyonu olarak dedi ki aslında bu maçı Fırat kazandı. Hakkım orada yediler. Dünya rekorunu ben kırmıştım. Ama hayırlısı böyleymiş. Dediğim gibi yani o maç ama gene de benim için çok önemli bir maçtı. Ve Allah şükür olsun yani Türk tarihin ilk profesyonel boks dünya şampiyonu olabildim. Ama üzücü olan aslında bizde öyle potansiyel var ki biz sonunda Osmanlı torunuyuz. Bizden bir değil binlerce çıkacak potansiyel var. Ama demin sizin dediğiniz gibi aslında işte destek futbol tabii anlıyorum destek olsun ama diğer sporlara da değer verilse bizden her spor dalında eminim çok büyük şampiyonlar bu çıkar. Bu destek konusunda mutlaka bunu para olarak algılanmasın yani. Paraya da ihtiyaç var ama maddi, manevi yönden de destek olalım, sahip çıkalım, izlemeye gidelim. Yani neler yapabiliyoruz? Sahip çıkmamız lazım. Hani destek olalım deyince hemen herkes diyor ki ya ben zengin değilim ki niye desin? Ama en azından maç yaptığınız yerlerde bulunabilir, toplumlarda bulunabilirler. Ya dediğin gibi destek o değil. Mesela ya Fırat'ın vardır. Mesela bu salonda maçı var. Ya bu salonu tıkamasa bir kere dolu olması değil lazım. En büyük güç bu. O da bir motivasyondur. Öyle değil mi? Bu tabii ki. Arkanızda bir son, güç oluşuyor. Sonunda biz maç yaparken salon tabii ki boş kalsa organizatörler der ki bunu bir dahaki sefere niye çağıralım? Yani tabii ki arkamızda insanların durması, halkımızın durması ben size daha çok güç veriyor tabii ki daha tabii daha ki daha sonunda yani bak profesyonel boksta çok Almanya'da yaşayan Türk sporcusu olsun veya yabancı sporcu olsun Alman isimleri takıp başarıya ulaşmak için yani Alman isimleri takıyorlar. Felix Sturm olsun, Marco Huk olsun, aslında Felix Sturm ismi Adnan Kadıç, Marco Huk, Muammer Huk, öyle çok var yani çok yabancı sporcu Alman ismi almış. Bana da profesyonel boksa geçtiğimde sana bir Alman ismi verelim seni daha kolay yani pazarlarız, daha iyi piyasaya satarız diye. Ben dedim olur mu dedim yani sonunda ismim Fırat Aslan. Fırat Aslan olarak şampiyon olamazsam olmayayım dedim ama yani gerçekten insan zorlanıyor daha çok daha zor yoldan gidiyorsun. Onun için yani manevi maddi taraftan da destek her spor dalımıza olsa eminim yani bizim ülkemizden, bizim vatanımızdan o kadar şampiyonlar çıkar ki çünkü potansiyel yeterince var. Doğru diyorsunuz. Tabii kariyer için isim değiştiriyorlar. Siz bunu kesinlikle kabul etmediğinizi söylediniz. Tabii ki bu isim değiştirildiği zaman Almanya'nın bütçesinden mi daha fazla yararlanılabiliyor? İsim değiştirildiğinde neden isim değiştirilme ihtiyacı duyuluyor? Sonunda yani şimdi Alman şey Halk Alman Halk Televizyonu'nda yani sonunda Alman Halk Televizyonu'nda bir Alman isimli bir sporcuya tabii ki daha çok izleyici oluyor. Ne kadar çok izleyici olursa yani siz de televizyondan biliyorsanız ona göre reklam için sponsorlar buluyor bir televizyon kanalı. Tabii ki sonunda maddi şeye dönüyor. O
O yüzden hani onu izleyicilerimiz de bilsinler neden isim değiştirme gereği duyuluyor diye. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aslında belli ki Emine, amaç belli. Yani dedikleri gibi bizim özellikle bu spor kültürümüzde hangi dalda olursa olsun sahip çıkacağız. Sahip çıkacağız. Onun için biz her hafta biz buradan o Temmuz'daki o maçınızı biz her hafta lanse edeceğiz. Çok sağ olun. Her programda bunu anlatacağız. Tabii ki haftaya efendim Mannheim'dayız yine. Lampertheim'deyiz. Yayınımız oradan gerçekleşecek inşallah. 23 Nisan'da Mulhouse'dayız efendim. Fransa'dayız. 30 Nisan'da Basel'deyiz. İnşallah yayınlarımız orada. Yani isterim ki ben 23 Nisan'daki gideceğimiz yerde çok çok görkemli, çok kaliteli bir Bayburtlu kardeşimiz. O da boksla uğraşıyor ve aynı zamanda sinema filmleri çekiyorlar onlar. Bu Maskeli Beşleri falan onlar çekiyorlar. Onların yapımcısı buradalar. Orada da çok büyük bir kitle olacak. Onlar çok daha böyle geniş hazırlanıyorlar. Vaktiniz varsa oraya da gelmenizi tavsiye ederim. Neden? Çünkü insanlar ekrandan gördükleri zaman birçok şeyi ulaşılmaz zannediyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ama işlerinde olduğunuz zaman daha samimi, daha yakınlaşma, daha kaynaşma ama oluyor. Biz Almanlara göre biz Türkler kendi değerlerimize sahip çıkmıyoruz. Çıkmıyoruz işte onu anlatıyoruz. Çıkmıyoruz yani bana ne ona ne komşu yapmamış ben niye yapayım o yapayım. Hani hep böyle ama bir Alman kültüründe bu yok. Eğer onu kişi olarak kabul ettiyse yani Fırat Aslan'sa o diyor bizden diyor. Kim olursa olsun diyor. Bizden olduğu için diyor. Ya bu değişmez ki Emine. Şimdi mesela diyor, ama bizim şeyde bizim Türklerde yok bu. Hani şimdi milli şuur yok. Eski milli şuur yok. Sahiplenme yok. Yok. Hangi olursa olsun. Ya evet, sahiplenme yok. Ya şöyle bir şey var. Bak, şöyle bir şey var. Yani bu sanatta da öyle mesela. Her tarafta tanın. Kendi köyüne gittiğin zaman hala bilmem neyin oğlu diyorlar. Hani baban kimse. Anlatabiliyor muyum? Babanın lakabıyla bilmem. Ya sen onlar için bir şey değilsin. Dışarıdaki insanlar sizi dışarıdaki insan. Hani belki o sanatçı için kendini yırtıyor, parçalıyor ama köyüne gidiyorsun abi. Ya ne olacak işte şeyin oğlu diyorlar. Böyle. Ya bunu bu gerçek. Sahip çıkmıyor. Kendi akraban kendisi. Bak biraz önce ne dedi? Çıkmıyor. Mesela hani salonlar da olacak. Zamanında bu sevgili Mustafa Topoğlu abime de selam olsun. Bu tabii ilk parladığında bir gazinoyla anlaşıyorlar. Gazinonun sahibi ona diyor ki ya diyor şarkın tutlama diyor. Masan var mı diyor ya. Hani o aslında müşterin var mı demek istiyor. O da diyor ki masadan bol ne var diyor ki. Gidiyorlar Adapazarı'ndan rahmetli Hilmi abine bir kamyon masayı getiriyorlar. Mekanın önüne. Akşam program var. Adam diyor ki bu ne diyor. Abi sen masa istemedin mi diyor. Ha sana masa diyor işte. Yani ciddi ciddi. Masa getirmiş. Dolu mu? Yok yok. Müşterin var mı diyor. Masan var mı diyor. O da gidiyor bir kamyon masayı getiriyor abi. Masan var benim diyor yani. Evet. Biz Kenan abi ne alalım? Şimdi bir şey daha söyleyeyim de ben şimdi dinliyorum sizi. Yine aynı konuya geliyoruz. Türkiye'miz diyoruz. Vatanımız bu kardeşlerimizin arkasında dursun. Bugün Türk televizyonlarına baktığınız zaman kaç tane spor müsabakası veya da kickbox müsabakası görüyorsunuz? Var mı aranızda gören? Bütün Türk kanallarını açın. Bütün Türk kanallarını kaç tane box veya da kickbox müsabakası görüyorsunuz? Göremezsin. Hiç yok. Senede 3-4 çok tane. Ama çok boksörümüz var. Yani ben bunu demek istiyorum. Yani Türkiye'miz, sevgili bakanlarımız, başbakanlarımız bu kardeşlerimize değer verin ya. Çünkü ya dünyaya nam salmışız. Ay yıldızlı bayrağı biz zirvede taşıyoruz. Sönün arkanda küç olmadıktan sonra o zaman kardeşim git paralan dövüş. Fırat Aslan kaç para bu dövüş kardeşim? 50 bin euro. Dövüş kardeşim ya alırsın ya almasın. Bırak. Biz çocuklar bunun savaşını vermiyor ki. Türk'üz diyor ya. Buramızda bizim ay yıldız var. Destek çıkın. Ekranlara çıkarın. Yeni taşıyın. Yetişenlere. Türkiye'lere davet edin. Kemerlerini çekiyorsun. Yapsın. Yakınlar al. İki kemer de şöyle. Çokan Aslan gelsin Türkiye'mizde kickbox show yapsın. Var mı Türkiye'mizde? Var. Kickbox var. Boks var. Ama nerede? Şey tencerenin dibinde. Gizli. Ekranda ben daha çok o kadar televizyon bakıyorum görmedim. Almanları görüyor musun? En ufak bir müsabaka oldu mu çocuklar için? Bütün televizyonlar orada, medya orada efendim. Kardeşlerimizin bir sürü talebeleri var ya. Bu adama destek çıksınlar, okul.